Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ben zaten tek başıma bir tarafım. Kimseye arkamı almama gerek yok, bu birincisi. Mert sadece dış göz olarak kesme beni. Doğru, görüşünün arkadan yollatabilen bir adamsın. Sen burada öyle bir gücün var. 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 Şimdi yediremiyorsun çünkü senden Allah sonra Allah. Bir başka kadının bu evde bir başka mi? Bir ilişki yapmak. Allah ben mi yediremiyorum? Sen şu an bak çok sen yanlış yere çekiyorsun. Bak çocuğu arada bırakma, beni de arada bırakma. Onunla hala bak bu benim kurduğum ilişkiyle alakalı değil. Senin geçmişte bu evde bizim bak, önümüze sunduğun örneklerden aramız çocukla iyi. Bak tartışırsak bir yere varamayız. Çocuk da bak şey olur bak, anladın mı? Çocuk da ekstra bir gard almak zorunda kalacak şu anda. Madem böyle bir pozisyonun olmasını istemiyorsun, böyle bir cümle kurma yani o zaman. Senin içine Leyla mı kaçtı? Sen şu an dinlemiyorsun ki beni. Leyla mı kaçtı ne demek? Dinlemiyorsun ya? Bak, ama hala sen beni. Geçmişini bak hayır. Ya Allah Allah, sen beni dinlemiyorsun. Ben sana açıklayayım. Bak böyle bana sert gelme. Dış göz olarak Mert nasıl yorum yaptı ya? O zaman dış göz olarak bizde yorumlayıp o zaman Yeliz'de yazabilirim altına getirdim. Bak dış göz olarak Mert eski görüştüğü bir kadın hakkında konuşmuyor. Bu ikisini de bağdaştırabileceğin bir diyalog ben şimdi değil. Kısacası konuyu ortadan bölüyorum. Ben bu konu bir daha aranızda böyle bir şey geçsin istemiyorum. Senden de rica ediyorum. Ben bu konu üzerinde kilitlenirsem maymuncuk bile açamaz bunu. Bak ben sana söyleyeyim.